Konuşmak Lazım'dan ve TVNET ekranlarından mutlu akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Ben Cüneyt Özdemir. Daimi konuklarımız Mehmet Metiner ve Coşkun Başbuğ'la birlikteyiz. Coşkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hemen sıcak görüntülerle başlayalım. Zira Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Mısır'daydı. Ve İsrail saldırılarında ağır yaralanan Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyordu. Bu vesileyle Mısır'daki El Hariş Havalimanı'nda ciddi bir hareketlilik söz konusu. Refah sınır kapısından geçecek olan 28 hasta ve 26 hasta ve 13 refakatçi ile birlikte bugün nakilleri Mısır'dan Türkiye'ye doğru gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde de yine bu planlama doğrultusunda ağır yaralı olan, acil tedavi görmesi gereken Filistinliler yine Türkiye'ye getirilmiş olacak. Şu anda Mısır'da El Hariş Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yetkililerden bilgi alıyor. Yine Sağlık Bakanlığı'na görev yapan yetkililerimiz de orada. Hastalar yoğun bakımda tedavi gören, acil tedavisi olması gereken Filistinliler sağlık ekiplerimizin kontrolünde bugün bu uçaklara yani Koca Yusuf dediğimiz o büyük uçakların eşliğinde içinde tedavileri devam ettirilerek Türkiye'ye getirilecek. Bu görüntülerde Mısır'dan geliyor El Hariş Havalimanı'nda. Bugün 26 hasta ile birlikte 13 refakatçisi Türkiye'ye nakledilecek. Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Gazze'li çocukları da ziyaret etti. Yine sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşmıştı. Kahire'de tedavi gören çok sayıda Filistinli var. Çocuk var, kadın var, yaşlı var. İhtiyaç duyan hastalarımızın Türkiye'ye getirilmesi için de bir planlama yaptık. Ve bu planlama doğrultusunda ilk adımları da bugün, bu akşam, bu saat itibariyle atıyoruz. Bu görüntülerde işte teker teker Filistinli hastaların Türkiye'ye nakli gerçekleşiyor. Yine mazlumun yanında Türkiye'nin olduğunu görmek bizler için de ayrı bir gurur meselesi. Nerede mazlum varsa, nerede o mazlum coğrafyası varsa Türkiye elini uzatmaya devam ediyor. Bu ve daha pek çok konuyu konuşacağız. Yine Gazze'yi konuşacağız. Siyasetin gündemine de bakacağız. Mehmet Metiner ve Coşkun Başbuğ bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi bugün AK Parti grup toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Hatta konuşması dünya masasında da net şekilde büyük puntolarla manşetten duyuruldu. Hamas'ın terör örgütü olmadığını bir kez daha vurguladı, bir siyasi parti olduğunun altını çizdi. İsrail'in bir terör devleti olduğunun altını bir kez daha çizerek grup kürsüsünden haykırmış oldu. Ve bu açıklamalar dünya basınında da geniş yankı buldu. O sözler, İsrail'e yöneltmiş olduğu eleştiriler, sert ifadeler dünya basında geniş yankı buldu. Nükleer bombanız var dedi, sıkıysanız açıklayın dedi. Bizi bunlarla mı tehdit ediyorsunuz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Açıkçası içerideki İsrail yanlısı tutum sergileyenlerden dışarıda yine İsrail yanlısı duruş sergileyenlere nasıl diyelim daha hani ne söyleyebilir ki Sayın Cumhurbaşkanı, hangi sözlerle ifade edebilir ki bu meselenin anlaşılması için. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını bir konuşalım hızlı bir şekilde. Mehmet Metiner sizle başlayalım. Tabii ki. Dünya basını da bugün takip etti. Hamas terör örgütü değildir, bir siyasi partidir. İsrail ise bir terör devletidir diye üstüne basa basa bunu vurguladı. Kesinlikle. Niye? Kesinlikle çünkü yani terörün en kötü biçimi nedir biliyor musunuz? Devlet terörüdür. İspanya Başbakanı da açıkladı. Buradan kendilerine tebriklerimizi iletiyorum. İrlanda Başbakanı'ndan yani dünyanın pek çok liderleri, mazlum dünyanın liderleri bir devlet terörü. Kuralsız bir savaş, üstelik de tek yanlı bir savaş. Yani konvansiyonel silahlarla karşı tarafta yürütülen bir savaş yok. Bir devlet terörü, acımasız bir devlet terörüyle bir halk karşı karşıya, bir soykırım yaşanıyor. Ve Cumhurbaşkanımızın dışında İslam dünyasından ses yükselten hiç kimse yok.
Sen Cumhurbaşkanımız o yüzden bütün bir dünya kamuoyuna, dünyanın insanlık vicdanına sesleniyor. Hı hı. Bugün yaptık konuşmanın çok çok önemli bir yanı şu. Bu savaş Hilal ile Haç'ın savaşıdır dedi. Yani Hamas'ın şahsında, Gazze'li Filistinlilerin şahsında ve de Filistinli Müslümanların şahsında aslında topyekün Müslüman dünyaya karşı bir savaş yürütülüyor, bir soykırım yürütülüyor. Bunu görmek lazım. Bir boyutuyla Hilal Haç savaşı. Buna vurgu yapması çok önemli. Hamas'a bir kez daha bir terör örgütü değildir. Kendi halkını temsil eden bir siyasal partidir. Halkının iradesini temsil eden bir partidir. Seçimle iktidara gelmiş bir partidir demesi çok çok önemli. Burada hemen bir parantez açarak söyleyeyim. Yani PKK terör örgütünün siyasi partisinin kapatılma ihtimali konuşulduğunda bile Avrupa'nın, Amerika'nın sahaya kalktığını gördünüz. Hamas'a terör örgütü diyen Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne nasıl sahiplik yaptığını gördünüz. Türkiye ile savaşım halinde olan bir terör örgütüne aleni bir biçimde destek veriyor ama Hamas'ı kendi topraklarını savunan Hamas'ı terörist ilan ediyor. Bu çifte standart. Hı hı. Bu konuda Riyad'daki zirvede Cumhurbaşkanımızın onca çabasına rağmen, onca diretmesine rağmen, ne yazık ki Türkiye'ye rağmen ama içerdiği bir takım olumlu maddeler dolayısıyla da Türkiye'nin belki yeni bir sürecin kapısını aralar diye bulunmaktan büyük bir kazanım duyduğu bir zirveden FOS çıktı bakınız. Hamas'a terör örgütü demedi ama Hamas'ı gayrimeşru ilan etti. Evet. Yani Filistin halkının tek meşru temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğunu söyledi. Nedir Filistin Kurtuluş Örgütü? El Fetih yönetimi, Mahmut Abbas yönetimi, Amerikan işbirlikçisi, İngiliz, İsrail işbirlikçisi bir yönetim. Maaşını bile İsrail'den alan bir yönetimin Filistin halkının meşru temsilcisi olarak ilan edilmesi İslam alemi açısından, Arap dünyası açısından utanç verici bir şeydir. Bu utanç onlara yeter. Ama şunu belirteyim. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında Hamas'a sahiplenerek Hamas'ın şahsında Hamas'ın tasfiyesiyle birlikte o emperyal gücün ne yapmak istediğini çok iyi gördüğünü de ortaya koymuş oldu. Ya mesele Hamas'ın tasfiyesi değil. Hamas'ın tasfiyesiyle birlikte Gazze'nin boşaltılmasıyla birlikte yeni bir ticaret yolu. O emperyal aklın Amerika'nın öncülük etmiş olduğu içinde Bahreyn, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas'ın vesaire bir takım Arap ülkelerinin de bulunduğu şey yapılıyor. Bir Gazze'nin tabii yani Bombay'dan başlayıp Hayfa limanına Gazze kadar. Orada tırnak içinde ayak bağı. Tabii ayak bağı. Bir de şunu görüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani Mursi'siz Mısır istediler. Erdoğan'sız Türkiye istediler. Hamas'sız Filistin, Gazze isteniyor. Yani biz Riyad'daki o zirveyi eleştirirken bazı aklı evveller benim dünkü köşe yazımda, Yeni Şafak'ta çıkan köşe yazımda sanki sen Cumhurbaşkanımızı eleştiriyormuşuz gibi bir algı. Sen Cumhurbaşkanımız orada Türkiye'yi temsil eden, yani diğerlerinin iradesine ipotek koyacak güçte keşke olsaydı. Olsaydı o bildiri o şekilde çıkmazdı, o sonuç bildirgesi. Zelil bir bildiridir. Yani Türkiye'nin ısrarıyla içine derc edilen bir takım maddelerin dışında bir teslimiyet bildirisidir o. Bir teslimiyet bildirisidir. Bu arada Türkiye'nin de ve Türkiye gibi düşünen pek çok ülkenin bir teklifi vardı. Teklif pek çok ülke tarafından kabul gördü ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bahreyn'in reddiyle maalesef o... Yani İspanya Başbakanı yani şeydi, bile... İsrail'e ambargo uyguluyordu. Bakınız İspanya Başbakanı bile diyor bu ateşkes ve Filistin Devleti çözümü sağlanıncaya kadar İsrail'le olan bütün diplomatik ilişkilerimizi askıya almamız gerekiyor evet. diyor. Bu konuda yani sen Arap ülkesisin ya. Üstelik Ürdün'de de peygamberin soyundan geldiğini söyleyen ki öyle Haşimi sülalesinden, ailesinden, soyundan. Ya bu nasıl bir ihanettir ya? Ya senin kardeşlerin orada göz önünde katlediliyor ya. Sen nasıl bir canisin ya? Nasıl bir korkaksın ya?
O 12 yaşındaki çocuk kadar bir yüreğin yok senin ya. Devletin âli menfaatleri. Aman bizi bir tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Aman o zaman bizi şey bir aklıma batakla... geliyor şimdi. Şimdi... Netanyahu şu 2000 önce bu Cidde'deki toplantı yapılırken Arap liderlere buradan sesleniyorum dedi. Tabii. O koltuklarınızda rahat oturmak istiyorsanız sesinizi kesin dedi. Bu utanç onlara bu... yetmez mi? Netanyahu... Ben hayret ettim ya o açıklamanın ardından Netanyahu bakınız, kimse bir Netanyahu... şey demedi. Netanyahu... Aynı şey, aynı sözleri Cumhurbaşkanım için söyleseydi. Reis aynı gün aynı saatte gök kubbeyi onların başına yıkardı yani. Liderlik şey, budur. Ecelin geldi diyor. Bak neler neler söylüyor. Peki Arap ülkelerinden bir tek ses çıkıyor mu? Tam tersine Suudi Arabistan'da İsrail protestolarına gözaltılar yapılıyor. Bu nasıl bir bu şeydir ya? Fakat bugün beni çok çok umutlandıran, daha doğrusu çok çok sevindiren bir açıklama Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşinden geldi. Emine kesinlikle Erdoğan'dan geldi. Şu sözünü çok tabii. Herkes afiş yapsın. Bütün dünyaya afiş yapsın. Ateşkes ilan edilene kadar nöbet tutalım. Ya muhteşem bir şey bu ya. Her onunla birimiz onunla alakalı şu, o bilgiyi vereyim. Hadi. Bugün dünya liderleri ve eşleri Gazze için İstanbul'da bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde ve Sayın Cumhurbaşkanı diplomasi trafiğini sürdürürken eşi de Emine Hanım da ciddi bir gayret gösteriyor ve bugün amasız ve niyetsiz bir ateşkes talep ediyoruz dedi. Vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz diye dünyaya seslendi. Ateşkes ilan edilene kadar da nöbet tutalım. Muhteşem. Ve barışın sağlanması için de muhteşem. Birleşelim dedi. Yani bütün bir dünyanın ayakta olduğu bir dönemde Türkiye bile suskunluğa büründü ya. Ya bu suskunluğu yaran Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Emine Erdoğan'ın çığlıkları, sözleri olmasa var ya, bütün bir Türkiye bile bir suskunluğa büründü ya. Bir miting yaptık, her şey bittik zannediyoruz. Dünya tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanının önderliğinde bir miting yapıldı ya. Niye Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Riyad'da, Ürdün'de, Mısır'da yapılamadı? Beyrut'ta gördük öyle büyük bir miting. Çünkü Türkiye'nin tarihsel bir misyonu var kardeşim. Dün akşam da söyledim, milletimize tekrar sesleniyorum. Arkadaşlar oralar uzak diyarlar değil, bize ait olan parçalardı, bizden kopartılan parçalardı. Biz başkalarının ülkelerinden bahsetmiyoruz ya. Filistin denilen yer, Ürdün denilen yer, Suriye denilen yer, Mısır denilen yer. Bunlar bizim bedenimizin parçalarıydılar. İngilizler, Fransızlar lime lime ettiler bizi. Şimdi o coğrafyaya dair konuştuğunuzda birileri bize çıkıp şunu söylüyor. Ne işiniz var orada diyor ya. Sanki ya 100 yıl öncesinin tarihini bilmeyen bir nesil yetiştirdik ya. Filistin'in nerede olduğunu bilmeyen, Gazze'nin önemini bilmeyen, Doğu Akdeniz'in önemini bilmeyen, Mısır'ın, Suriye'nin önemini bilmeyen bir nesil yetiştirdik ya. Bir tarih şuuru yok ya. Bir kadın giriyor kafeye. Yani İsrail'in bu saldırıları hususunda gençleri belki farkındalığı oluşturmak için birkaç cümle sarf ediyor. Teyze diyor burası Müslüman ülke değil. Burası laik bir ülke. Yani laik bir ülke diyor. Onu söyleyen. Çok istiyorsan diyor Gazze'ye git diyor. Tabii savaş ki git. Diyor. Gazze'de deriz. Görelim seni hay diyor. Hay. Keşke Gazze'ye gidecek bir yol olsaydı ya. Gazze'nin nerede olduğunu bilmiyor ki. Denizden kuşatılmış, karadan ancak Tel Aviv'e indiğinizde. Hayır bilinç dediniz elbette o gidilir de ya, gencin verdiği cevap diyor ki sizi diyor Gazze'de görelim hadi diyor tabii gidin. Yani işte onu şunu söylüyorum. Şu bilince bakar mısınız? Bilinçsiz. Sana bak yeminle söylüyorum var ya. Gazze'ye ulaşmanın imkanı olsaydı var ya. Yeryüzünün bütün mücahitleri ya oraya akardı. Gök Kobe ne mal olursa olsun. Ama Gazze'ye ulaşacak yol yok ya. Devletler bile ulaşamıyor ya. İnsanı yardım götüremiyor devletler yani. Evet. Şimdi bize birilerinin dönüp de o zaman Gazze'ye, Filistin'e niye gitmiyorsunuz diye çemkirmeleri. Ne Filistin'i bilmediklerini ya bilmiyorlar ya. Gazze'nin nerede olduğunu bilmiyorlar. Keşke gitme imkanı olsaydı. Bak gitme imkanı olan yerlere yeryüzünün mücahitleri nasıl gittiler? Afganistan'a nasıl gittiler? Nasıl gittiler ya? Yüz binlerce insan gitti, milyonlarca insan gitti ya. Doğru. Bosna'ya nasıl gittiler ya? Benim orada 80 öncesinden Akıncı kardeşim var ya. Mezarı orada şehit oldu ya. Nasıl gittiler ya Bosna'ya? Ama Gazze'ye gidecek yol yok. Yol. Ey sizi Filistin'de görmek istiyoruz diyen
tarih bilincinden, coğrafya bilincinden yoksun olan insanlar. Keşke gidilecek bir yer olsaydı. Keşke Amerikan donanması gelmeseydi de deniz yoluyla devletler, koca koca devletler bile insanı yardıma ulaştıramıyorlar ya. Ben, sen, ötekisi, berikisi nasıl Gazze'ye gideceğiz? Hangi yolla gideceğiz? Nasıl gideceğiz yani? İnsanlar bilmeden doğru konuşuyor. Şey, ben şu Fahrettin Koca Bakanımıza da buradan tebriklerimi iletiyorum. Ve Filistinli kardeşlerimiz, Gazze'li kardeşlerimiz şunu bilsinler. Devletimizin bütün imkanları onun emrindedir. Milletimizin bütün imkanları onun onların emrindedir. Yaralılar bizim yaralılarımızdır. Hastanelerimizde her türlü bakımlar yapılacaktır. Fatih Altaylı gibi insanlar, onun gibi düşünen insanlar ne derlerse desinler. Rız gelir tırıs gider. Erdoğan liderliğindeki Türkiye var olduğu sürece Gazze bizim bir parçamız olmaya, yürek coğrafyamızın bir parçası olmaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin başına gelen her bir felaketi de kendi başımıza gelmiş gibi kabul edeceğiz. Ve bütün imkanlarımızı devlet ve millet olarak seferber edeceğiz. Peki. Şimdi pek çok konuyu konuşacağız. Nasıl olsa baş başayız. Ama şunu herkes slogan yapsın. Bu. Emine Erdoğan'ın evet, yani, ateşkes ilan evet, edilene nöbet. Kadar nöbet tutalım. Evet, ben oraya biraz dikkat çekeceğim ve Coşkun Başbuğ'a da döneceğim. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ya bugünkü grup toplantısını dinlediniz siz de elbette, takip ettiniz. Ben şunu düşündüm, yani Sayın Cumhurbaşkanı daha neyi nasıl ifade etsin de bu anlamayanlara anlatabilsin diye. Yani içerideki siyaset kanadına gerekli şeyleri söyledi. Yani taşı gediyor önüne oturtmak misali. Charlie Hebdo'da toplanan, bir araya gelen dünya liderlerine gerekli olan cümleleri sarf etti. Hepe topu 23 kişi öldü evet, orada ya. Yani, 23 kişi. Ben açıkçası bugünkü konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı'nın birilerine göre yapmadığı tek şey şu galiba, Coşkun Başbuğ. Ya işte niye Mehmetçik oraya gitmiyor, niye Gazze'de nasıl Mehmetçik gidecek? Savaşmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı bu kararı alsın, bu sefer ne derler biliyor musunuz? Herhalde. Bir bu kalmıştı, bizi savaşa da soktun deyip bu sefer eleştiriler bu yönde gelecek. Yani. Dolayısıyla dünyada bu sesi en yüksek perdeden, en yüksek tondan bu şekilde dile getiren başka bir ülke var mı? Yani İsrail'e terör devleti diyen bizden başka biri var mı Coşkun Başbuğ? Şimdi İsrail'e bırak terör devleti demeyi, aleyhinde tek bir kelime, tek bir yazı, tek bir söz, tek bir pankart, döviz söyleyenin yeryüzünde yaşama şansı yok. Yıllardır böyle oldu bu. Örnek köşe yazarısın, İsrail'in aleyhine imalı da olsa herhangi bir yazı kaleme aldığında Cüneyt ya işinden, ya eşinden, ya aşından, ya da canından, yani bir şeylerden oluyorsun. Yaşama şansı yok, linç ediyorlar. En yakın örnek Guterres. Çok böyle hani herkesin yapabileceği sıradan tepkiyi gösterdi. Ne hainliği kaldı, istifası ne istifası kaldı, ne Macron, yargılanması Macron kaldı. Macron hemen geri vites yaptı, o dönüşü. Şimdi geleceğim oraya. Çünkü lider değil. Evet. Şimdi kalibresi yetmiyor. Burada dünyanın her başkentinde bu geçerli. Amerika'da. Mesela çok ilginç bir örnek vereyim. Devletten bir yardım alacaksın. Doğal afet yaşandı. Valilik sana o yardımı verirken bir sözleşme imzalıyorsun. Orada bir madde var. İsrail mallarına boykot ve aleyhinde herhangi bir şeyde asla yer almayacağım diye. Onu imzalamadın mı sana kredi vermiyor devlet ya. Böyle bir şey var mı? İsrail nereye, Amerika nereye? Hem de bu bir eyalette değil, birçok eyalette bu geçerli. Şimdi İsrail'in aleyhine bir siyasi sıkı mı laf söylesin? O dakika siyasetten men ederler seni, yok ederler ve eserin kalmaz. Şimdi bu durumda... buna da demokrasi diyorlar değil mi? Buna da demokrasi İfade diyorlar. İfade özgürlüğü, öyle protesto diyorlar. Özgürlüğü hakkı. Ve hani biz bir küresel çeteden hep bahsederiz. Esas o küresel çetenin göbeğinde işte Siyonist kadro ve yapılar var. Şimdi bu yapıların içinde, senin aleyhte bir söz, herhangi bir eyleme asla hakkın yok. Yoksa tozunu attırırlar. Demişsin ya, işinizi kaybetmekten korkuyor musun diye. Bak o korkuyu, yani o sistemi gördüğün için o soruyu soruyorsun. Gelen bugün haberde evet. Konuğuma bu soruyu yapmıştım. Deniz Hanım'a, Deniz Uğur'a. Ve tebriklerimizi iletiyoruz. Deniz Hanım, İksin gibi insanlar varlar. Bizim bazı sanatçı geçirenler var. Hani o gezide efe kesilenler. Hadi buyur kardeşim. İnsanlık havarisin ya. O Türk Tabipler Birliği, hadi bir dökül de görelim. İnsan sevgi pıtırcısın ya. Yapamazlar. Niye? Çünkü oraya getiren onları,
O Türk sistem... Tabipler Birliği mesela eline pankart alsa, İsrail terör devletidir diye bir pankartla yürüyüş yapsa yapabilir mi? Ya sıkı mı ya? Seni oraya getirenler, o sistemin içinde seni o noktalara getirenler orada tutar mı? Bak tıkı çıkıyor mu sanatçı diye geçinenlerin? Ya 12 bin ölü var ya. 5 bin çocuk. Bir bu diğer dünya coğrafyaları da için de geçerli. Bir tek ülke, bir tek kişi hariç. Ben şu an dünyayı böyle konumlandırıyorum şu içimizdeki süreçte. Türkiye merkez, saldıranlar, seyredenler. Hı hı. Bunun ortası yok. Komutanım bir de bir şey söyledi grup toplantısında aslında mesajları verirken. Büyük Ermenistan hayali kuranlardan dedi. Birisi dedi dersini aldı oturdu oturduğu yere. İsrail dedi senin de dedi hani o büyük İsrail planını biliyoruz. Diyerek yani aslında bir anlamda bir göndermeydi bu. Elbette. Öyle değil mi? Şimdi bak Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin bir tek kelimesini dünyanın herhangi bir devletinde bir lider, bırak hani artık sağda solda yazar, sanatçıyı, bir lider söylesin Macron gibi bir anda mikrona çevirirler. İki gün sürmez efeliğin. O mikron nasıl başladı böyle raks etmeye? Yanlış anlaşıldı mı öyle değildi hı hı. diye. Çünkü açıktan dedi, DAEŞ'la dedi, saldırılar senin orada olacak dedi. Hesabını verirsin dedi, patlatırım diyor. Bir de çok enteresan bir şey var. Justin Trudeau da yine buna benzer bir açıklama yaptı. Evet, hemen Kanada, Netanyahu ona Kanada başbakanı, sosyal medyadan saldırdı. Ya Kanada tebrik başbakanı. Ediyoruz Kanada Başbakanı'nı da. Yaşama şansı yok diyorum. Tek kişi hariç. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk günde dedi hatırla. Gidicisin dedi. Suç dosyası hazırlıyoruz dedi İsrail'le ilgili. Ecelin geldi dedi. Bak, bugün onu da ekledi. İma yolu ecelin geldi. Şöyle ima falan yok. Siyasi ecel. Siyasi ecel evet. Ondan sonra ima yok. Bir gönderme işte kızım sana söyleyeyim net dosya hazırlıyorum dedi. Yargılanacaksın diyor İsrail'e. İnşallah Adalet Bakanlığımızı bu konuda inşallah bekliyoruz. İnşallah. Gerekli adımlar atacağına inanıyoruz Yılmaz Tunç kardeşimizin. Bekliyoruz. Tık duyduk mu? Netanyahu dedi mi hiç? Sen kimsin bana dosya hazırlıyorsun vesaire diyemez. Niye? Paçası yemez. Cesaret edemez. Türkiye'nin almış olduğu tavra en ufak bir tek kelam edebildi mi? Delikanlısın ya hadi et bakalım. Bak ne karşılık alıyorsun. Onun için bunların anladığı dil güç ama hani adam gibi ülkeden, adam gibi liderden gelecek olan güç. Hı hı. Öyle gölgesini gördü mü kaçacak tipler değil. Şimdi bu yapıda İsrail'in hak ettiği ifadeleri Türkiye'den başka kullanacak hiçbir güç yok. Ama şunu da ayırıyorum. Hani az önce tartıştık, tenkit ettik, katılıyorum. Ve sadece o bahsettiğin sosyal medyadaki bir avuç genç olsaydı o kafedekiler ben bunu dillendirmezdim. Ama maalesef tabanda kendimizi sorgulamamız gereken bir tepkisizlik Gazze içindeyiz. Gazze konusunda değil mi? Yeteri kadar bilinçli gençlerimiz. Ya elbette bilinçli olanlar vardır buradan. Hani topyekun bir değerlendirme elbette, yapmam ama. Elbette ama yani bunda. O gencin orada Gazze'de görelim seni. Heh. Abla deyişi alaycı bir dille. Şimdi bu şuursuzluk. Orada ben hemen şeyden sonra paylaştığım tweet. Bu olaydan sonra. Hı hı. Bu gençlerin dedim hani eğitim sistemi ve medya bu hale getirdi. Geri dönüşü de zor dedim bu gençlerin. Niye dedim? Çünkü eğitim sistemini ben söylüyorum. Bu Fulbright'te falan olmaz. Bu Amerikan sistemini yıkmadığın sürece sen buradan öyle milli genç yetiştirmek için tırmalarsın. Türkçe'ye yani Amerika'nın ne işi var senin eğitiminde? Fulbright buradan sesleniyorum. Yıkın şu sistemi ya. Fulbright nedir ya? Amerikalıların eğitim sistemindeki ta Atatürk ölür ölmez İnönü'nün getirdiği. Hala onu mu sürdürüyoruz? Evet. Bilmiyoruz bunu yani. Evet. Evet. Şimdi bu sistem ve beraberinde getirdiği işte maalesef böyle bir tablo. Bak Arap dünyası çok güzel yakaladın. Dedi ki oradaki liderlere koltuğunun kıymetini bil. Servetin keyfini sür. Beni daha fazla konuşturma dedi. Sesinizi kesin dedi. Otur oturduğun yerde sesini kes dedi. Bütün zaten sesini çıkardığı yok da hani ona rağmen adam bir ikaz ve ihtar etmek durumunda hissetti. Aman bıkınız çıkarsa diye. Ve her yer aray verdi. Amerika'ya ayrı ayar verdi. Pearl Harbor dedi. 11 Eylül'de kurduğun tezgahı biliyorum dökerim hepsini ortalığa dedi. Hı-hı. Niye diyor bu Netanyahu? Kurnaz oyunu hissetti. Bunlar dedi beni dedi kurban edecekler ve benim üzerinden dedi temize çıkacaklar. Hı-hı. Hepinizi yakarım dedi. Öyle tek başına yok dedi. Alayınızı çekerim bu çukura dedi. Ondan sonra başladı U dönüşler. Blinken İsrail haklıdır demeye başladı. Biden yine aynı cümleleri kurmaya başladı. Ve şimdi dönüp bakıyorum. Bak hani Yiğit'e hakkını veririm ben. Hiç öyle doğrudan toplancı yaklaşım bir etnik kökene bir dine asla.
İnsan olarak ben her şeyi değerlendiririm. Batı'yı tebrik ediyorum ya. Bak yemin ediyorum Londra sokaklarında o polisin uyguladığı şiddeti gördüm ben. Adam Filistin bayrağı elinde İngiliz. Ben açıkçası bir de yasağa rağmen. Yasağa rağmen, tehdide rağmen. Mehmet Metiner de Coşkun Baş bu. Yani Londra'daki yürüyüşü görünce ben biraz imrendim. Bak yemin billah yani ediyorum bizde sana. Bizde neden? Yani Londra'daki o yürüyüş beni etkiledi. Bizim her gün benzer şeyler yapmamız gerekirken yani, maalesef işte, evet, Türkiye'de Londra. Derin bir suskunluk evet. var yani. Ya İrlanda ana muhalefet lideri bir konuşma Tabii. yaptı. Bütün meclis salon ayakta alkışladı. Barın barın bağırıyor. Biz Filistin'i izliyor. Biz Filistin'in arkasındayız diyor. Bunu yapan İrlandalı Hristiyan. Londra Hristiyan. Güney Amerika'daki yürüyüşleri gördünüz mü? Ya hepsi muhteşem. Venezuela'da, Kolombiya'da. Hepsi muhteşem. Tek uyuyan yer neresi? Ya İslam bizde dünyası. De oluyor ama hani bak İslam Arap evet. Arap ülkeler. Bak, Arap az önce Mehmet Amin dediği evet. laf doğru. Bizde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan o mitingi düzenlemeseydi. Niye Cidde'de değil mi o büyük? Ya da işte var ya, Amman'da. Bak şimdi burada burada Abu Dhabi'de acilen İslam dünyasının kendini sorguya çekmesi lazım. Biz neredeyiz kardeşim? Bir tane yarınki yazımın da zaten konusunda kaleme aldım bu şeyi. Filistinli yaşlı dede. Üç torun, üçü de kefende ve uğurluyor gözyaşları içerisinde. Diyor ki Yusuf diyor biri torunlarından. Resulullah'a gidince söyle diyor. Ümmetin bizi sattı, yalnız bıraktı diye söyle ona diyor. Bu öyle acı bir laf ki. Öte dünya inandıkları yok ki yani Arap yani. Liderlerine. Heh. Lideri zaten oraya geçtim ben Mehmet abi. Lider dediğin annesi İngiliz, işte baba bilmem İngiliz hanımdan yani o çok karışık oralar. Her birinin bir hikayesi var. Benim burada kastettiğim taban halk ya. O bütün Suudi Arabistan'ın halkı, İran'ın halkı, ne bileyim Müslümanım diye gezen Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri. Ya biz silkelenin ya. Az önce senin verdiğin örnek veto edenler. Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Dün o şeyi izledin mi? Adıyaman'ın farkını size anlatayım. Yaşlı bir Kürt annemiz. Yayınla izledim mi? Adıyaman kahta benim ülkemden Filistin'e yardım. Kürtçe çok güzel bir şey söylüyor. Ey İsrail diye sesleniyor. Bu bilince bak ya. Söyleyebilir miyim? Tabii. Kürtçe tabii, konuşuyor. Tabii. Diyor ki ey İsrail ne devleti? Kürtçesini söyleyin sonra şey Türkçesi. Ne devleti? Te örgütü, te çeteyi. Te jenadıkıcı, te zarukadıkıcı, te çeteyi. Yani ey İsrail sen devlet değilsin, sen bir örgütsün, sen bir çetesin, bir terör örgütüsün diyor. Sen çocukları öldürüyorsun, masum halkı öldürüyorsun, kadınları öldürüyorsun. Bu bilince bak evet. ya. Ve ekliyor diyor ki deprem geçirmiş bakınız biz çok yıkıcı bir deprem geçirdik. Filistin'e yardım için varımı yoğumu vermeye hazırım diyor. Evet. Ama Fatih Altaylı gibiler ne diyor? Aman ha diyor yaralılar Türkiye'ye gelip Türkiye'nin hastalarından imkanlarından evet. biz kendi hastalarımıza bakın. Sakın ha kimse getirmesin bunu. Maalesef. Şimdi bu eğitim sisteminin yetiştirdiği nesiller bu. Gövdesi Türk. Çökü. Ama beyin, yürek başka. Batı. İsrail, Amerika. Doğru. Yani biz yendiğimizi zannettiğimiz düşmana benzetildik yani böyle bir eğitim sistemiyle yani. Kendi şey, tarihimizi bilmiyoruz. Kesinlikle. O yüzden TRT'yi de tebrik ediyorum. TRT Genel Müdürümüzü Zahit kardeşim bir kez daha tebrik ediyorum. Selahattin Kudüs Fatih, Selahattin evet, Eyyubi dizisi. Izledim. Muhteşem bir dizi. Umarım herkes izler. Ve zamanlaması bu, da şey bugüne oldu, ışık oldu. Tutuyor. Yani, dünü baktığınızda sanki bugün aynı yaşanıyor. Doğru. Doğru. Ya Türkiye. Şey diyeceğim, size de sorayım Emine Hanım'ın bu amasız ve niyetsiz bir ateşkes talep ediyoruz ve bu ateşkes ilan edilene kadar nöbet tutalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin bu çağrısı önemli. Tabii nasıl olacak bu nöbet tutma vesaire bu belli olacaktır. Bu arada İstanbul'da tam 20'ye yakın ülkenin devlet başkanlarının eşleri de bugün Emine Erdoğan'a ve onun çatısı altında Gazze'ye destek için buradaydılar. Onu şimdi geçtiğimiz program hatırlar mısın Cüneyt? Bir başlık açmıştım. Bir yazımın da başlığıydı o. Birleşmiş Vicdanlar dedim. Yani bu kurtaracak dünyayı. Bak o onu neyin kurtaracağını bildik ama zamanın süratini bilemedim. Yani ben bu kadar kısa sürede hani öyle Londra'da 1 milyon kişinin yürüyeceğini onca siyasi tehdide
onca polisiye tedbirlere rağmen bariyerleri yıkıp Filistin bayrağını kendi bayrağından yüce taşıyacağını ben aklıma getirmedim, bak samimi söylüyorum. Şimdi bu dip dalga birleşmeli. Gönül köprüsü kurulmalı Londra ile İstanbul arasında. Londra ile Cidde arasında. Biz bunun için savaşıyoruz. Emine Hanım onu yapıyor şu anda bence. Ve Diyarbakır anneleriyle başlayan süreç Filistin annelerine dönüşmeli. Diyarbakır anneleri nasıl nöbeti, onurlu şerefli nöbetini başlattı ve hala bugünlere erdirdiyse ve koca o terör örgütüne diz çöktürdüyse, kepenk kapattırdıysa, aynı süreci Sayın Emine Erdoğan'ın Filistin anneleri diye bu nöbeti taşlandırması ve bu nöbeti hani ama 3-5 ülkede aynı anda. Bu şeyde veya, olabilir mi acaba? İsrail'in büyükelçiliklerinin önünde bu nöbet tutulabilir mi? Yani hani Emine Hanım şimdi tabii biraz onun detayına bakmak lazım ama herhalde eğer nöbet olacaksa İsrail'in konsolosu ya da büyükelçiliğin önünde olur mu? İşte onu diyorum yani örnek Türkiye tarafından her türlü masrafı karşılanmak kaydıyla her ülke 3-5 temsilci gönderir. Bunlar dönüşümlü dönerli. Sabit İsrail Büyükelçiliği veya bir başka yerde. Dünyanın farklı Filistin bayraklarıyla. Kadınlar. Bizim de sürekli haber olarak dillendirmemizle bu sistem oturur. Ha diyeceksin ki orada kan gövdeyi götürüyor. Adam cani gibi. Ama şu var. Bence bu konuları ayrı ayrı değerlendirmeli. Dip dalga. Şu an bu araya merhem olmaz onu söyleyeyim ama İsrail'de bir başbakan denen bir yaratık var. Ne dedi 2 gün önce? Uluslararası dedi baskı dedi giderek artacak. Elimizi çabuk tutmalıyız diyor. Kokuyu alıyorlar. Niye? Çünkü o bahsetmiş olduğum 1 milyon yarın 2 milyon olacak. Bu sefer 3'e çıkacak. Diğer ülkeye sıçrayacak ve sadece İsrail Filistin'in değil sistemi kaybedecek. Evet. Yani o kirli ve kanlı düzen var ya parada, siyasette, ticarette örgütlenen yapı bütün kaleleri tek tek kaybedecek. Korku şu an o. Dolayısıyla bu hareket uzun vadede bu işin çözümü, onu söyleyeyim. Hani birleşmiş vicdanlar. Ve o vicdanlar nerede birleşecek biliyor musun? Ankara'da, İstanbul'da. Niye? Eski Osmanlı'nın hani dünyaya hakim kıldığı adaletle barış dönemi, düzeni bu dünyanın tek çıkış yolu. Doğru. Onu şimdi hadi bir düşünelim. Burada 3 kişiyiz, ekran başında biz izleyenler. Bizden başka hangi güç bu barışı, adaleti tesis edebilir dünyada? Bir tane ülke göster bana, de ki şu yapardı. Her birinin kuyruğu başka yerde. Her birinin boynunda başka yular var. Biz de öyleydik 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz'dan sonra bir kendimize geldik. Ayarı eski fabrikaya döndürdük. Dolayısıyla insanın umudu Anadolu, Türkiye. Dünyanın çıkış noktası bura. Doğru. Dolayısıyla Sayın Erdoğan, Tayyip Erdoğan bir kanaldan, bir kanattan. Sayın Emin Erdoğan diğer kanattan. Bizler de işte elden geldiği kadar dillendirerek, anlatarak bu süreci kar topunu çığa dönüştürmemiz lazım. Bu olduğu takdirde uzun vadede herkes rahat edecek. Mutlaka. Ama kısa vadede dediğin gibi ateşkesin bir an önce sağlanması ve akan kanın durması lazım. Fakat maalesef bu biraz zor. İsrail'i şu cani, katil, siyonist ve terörist İsrail olduğu sürece biri onun o elindeki... Bunu Amerika hani hep genelde şu deniliyor işte bunu Amerika anca yaparsa yapar yani İsrail durdurabilir ama şöyle bir şey var. Dün gece İsrail zaten 40 gündür Gazze'de pek çok hastaneyi vurdu. Hastaneleri vurdu. Yüzlerce hemen insanı tamamını katletti. Dün gece de Şifa Hastanesi'ne bir baskın gerçekleştirdi. Mehmet Metiner hep şu söyleniyordu. İsrail diyordu ki Hamas bu hastaneleri kalkan olarak kullanıyor. Hatta bu hastanelerin hepsinin altı Hamas'ın karargahı diye. Bu baskından 2-3 saat önce Biden da bir açıklama yaptı. Resmen yani oluru verdi, izni verdi ve Şifa Hastanesi'ne baskın yapıldı. İnternet olmadığı için, iletişim de kopardıkları için Şifa Hastanesi'nin içine ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Ama saatler sonra İsrail ordusu da dedi ki rehineler konusunda herhangi bir bulguya rastlamadık diye bir açıklama yaptı. Ama Amerika ısrarla rehineler ve Hamas'ın bazı üyelerinin bu hastaneleri karargah olarak kullandı ya da sığınak olarak kullandı. Anladık ki o da fos çıktı ve İsrail'in şimdi derbe çatma manipüle edebilecek videolarla dünyaya işte bakın bu hastaneler Hamas'ın karargahı diye bazı videolar çekme hazırlığında olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz dünkü bu hastane baskınına? Şifa Hastanesi biliyorsunuz bölgenin en büyük hastanesi. Biliyorum. Yani o hastanenin içinde insanları nasıl öldürdüklerini de gördük yani. Yani hastanın içine giriyor,
hastanedeki koridorda, yaralıları, koridordaki insanlara ateş açıyor ya. Böyle bir terör devleti var. Nerede peki bu Hamas? Hamas olsaydı oraya girmeye cesaret edemezdi. O pervasızlıkla girmeye cesaret edemezdi. Yani İsrail tarafından El-Kassam yiğitleriyle giriştikleri bir şeyin hiçbir videosu yayınlandı mı? Nerede El-Kassam Togayları? Şu an Gazze'nin içine girdiklerini söylüyorlar. Hani çatışma görüntüleri nerede? Ama El-Kassam yayınlıyor. Tabii. Vurdukları tankları yüzlerce tank imha ettiler. Tabii yüzlerce tank imha ettiler. Bir sürü leş bıraktılar. İşte deniliyor ki Hamas şeyi kullanıyor. Sivil halkı rehine olarak kullanıyor. Ya Hamas'ın buna ihtiyacı yok ki. Sivil halkın kendisi zaten direniş ruhuyla büyümüş yani. Ama yine Amerika'nın bir yalanıyla karşı karşıya. Ya yalan zaten. Yani Irak'a müdahale ederken de aynı yalanı söylediler. Tabii. Afganistan'a müdahale, yani müdahale için gerekçe hazırlıyorlar. Şimdi Suriye'nin kuzeyine girmek için neye ihtiyaç vardı? DAEŞ'e ihtiyaç vardı. Kendileri ürettiler, kendileri yerleştirdiler. Şimdi DAEŞ nerede? Yok. Türkiye ile savaşıyor. DAEŞ'in Türkiye ile ne derdi var? Yani Suriye ile savaşmıyor, Irak rejimiyle savaşmıyor. Bir başka gayri İslami yönetimle, işte İsrail'le savaşmıyor ama Türkiye ile harp halinde, tıpkı PKK gibi. Rakka'yı Amerika aldığında DAEŞ'lere ne yaptı? Geçişler için koridor. Hani sen DAEŞ'i yok etmek için orada bulunuyorsun. Hazır Rakka'yı almışsın. Niye onların elini kolunu sallayarak gitmesine izin veriyorsun? Çünkü kendi çocukları. Türkiye'ye karşı konuşlandırmak üzere ürettikleri bir oluşumdu. DAEŞ şimdi aynı şey Hamas için. DAEŞ ne diyor? Burada diyor koca İslam devleti kuracağız diyor. Hı. Ya İslam hariç her yere. Tabii. Yani Hristiyan hariç her yere saldırdı. Hani Hamas bu hastaneleri şey olarak kullanıyor güya. Yani sivil halkı rehine olarak kullanıyor. Yok, kalkan olarak kullanıyor. Canlı kalkan. Peki bunu yapan bir örgüt niye elin altındaki rehineleri bir bir öldürmüyor? Değil mi? Hani DAEŞ'ten daha tehlikeli bir terör örgütü olduğu söyleniyor ya. DAEŞ'in ne yaptığını gördük. Tek tek elindeki rehinelerinin kafasını keserek videolarla yayınlıyordu. Siz Hamas'ın bir tek rehineyi öldürdüğünü, bunun üzerinden propaganda yaptığını gördünüz mü? Ben görmedim. Yani İsrail askerleri, ki yerlerinde çok önemli askeri şey komutanlar var, da var. Komutanı var bir tane. Komutanlar var. Evet. Peki onların bir tekini bile kalkan olarak kullanmayan Hamas kendi halkını kalkan olarak kullanmıyor mu? Hele ki hastane için. Tabii canım, yani şimdi bu Amerika'nın yalanları, işte Türkiye'de de aynı yalanları gördük. Yani gezi sürecinde görmedik mi? Tanklar vatandaşların üzerinden gidiyor, şu silah yani. Neler neler anlattılar ya, sanki bir savaş. Şey, hatırlıyorum Taksim'de işte şey tünel altı, orada işte 50 yani kişiyi Türk polis kuvvetleri işte öldürdü. Can Dündarların. Tabii böyle yalanlarla hep şey yapıyorlar. Yani aynı şey 27 Mayıs darbesi öncesinde rahmetli Adnan Menderes'in gençleri şeyden kıyma makinelerinden geçirdi. 13 uçak dolusu altında. Bunlar gidecek. Bunlar yalanlar. Kendi katliamlarına kılıf bulmak için uydurdukları yalanlar. Bir reklam arasına gideceğim galiba sevgili yönetmenim. Gidiyor muyuz? Peki, dönüştü şu Şifa Hastanesi'ne yönelik baskını da bir Coşkun Başbuğ'a da soralım. Sonra yavaş yavaş siyasete doğru bir gidelim. CHP'li Özgür Özel'i bir konuşalım. İyi Parti'yi konuşalım. Zamanımız yeterse birkaç konu daha olacak. Kısa bir aradan sonra. Evet, konuşmak lazım devam ediyor. İkinci bölüme başlıyoruz. Coşkun Başbuğ ve Mehmet Metiner'le birlikte konuşuyoruz. Komutanıma da şu 5 dakika bir zaman vereyim. Siyasete geçeceğim. Şifa Hastanesi'ne yönelik baskınla alakalı Amerika yine bir iddia ortaya attı. Daha doğrusu iddiadan öte yalan olduğu İsrail ordusu tarafından da açıklandı. Rehineler var dendi. Hamas'ın karargahı var dendi. Gece baskın düzenlendi. Bugün Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Deveci ile konuştuk bölgeden. Oraya yani kendisine gelen bilgilerde saatlerce hastane bahçesine çıkarılmışlar, aranmışlar, üstleri başları soyundurulmuş, sorgulamışlar. İşte Hamas üyesi misin, değil misin? Ya hastane bahçesinde bunlar yaşanmış. Koridorlarında yaşananları zaten Mehmet Metiner söyledi. Amerika'nın iddiaları üzerine bu baskını yaptı. Amerika'nın gene alçakça bir ifadesi şu. Bak, akıl tutulmaz. Diyor ki, Şifa Hastanesi diyor, Hamas örgütü tarafından yönetim karargahı olarak kullanılıyor diyor.
harekat merkezi. Ya var ya, bu diyor bir insanlık suçudur diyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Yani İsrail'in bugüne kadar şu kadar bir legal bir şey yok. Her şeyi savaş suçu. Hiçbirini görme. 12 bin kişi ölsün. Gıkını çıkarma. Döndeki yalan ve alçak bir iftirayla orada aslında Hamas'ın kullandığı harekat merkezi var. Bu bir savaş suçudur. Ya bunlar gerçekten çıldırdılar. Yani bunlar cinnet diyor ya Cumhurbaşkanı. Cinneti de açtılar. Kuduz'un son safhasında Kuduz'a yakalanan hayvan nereye saldıracağını şaşırır. Bunlar şu an o safhayı yaşıyor. El ele verdiler. Kuduz'un son safhası bunlar. Şimdi Hamas diyor ki hastaneye gidiyor, yalandan geçilmiyor. Her türlü iftirayı atıyorsun. Buyur gel kardeşim diyor. Aç istediğin diyor sağlık kuruluşunu getir. Dünyadaki hangi sivil toplum kuruluşu, askeri, siyasi örgüt girsin denetlesin diyor. Göstersin bir de bize bakalım diyor. Nerede var tünel, nerede var askeri yapılanma, yığınaklanma. Bu kadar kendine güveniyor. Gelmiyor. Girmiyor. Niye? Çünkü düzen ona kurulu değil ki. Düzen iftiraya ve katletmeye kurulu. Ve o alçak terörist, İsrailli teröristler de millet canıyla uğraşıyor. Millet canının derdinde. Elinde serum şişesi koridorlarda onu itiyor, bunu kakıyor. Şöyle bir an izleyenler bir empati yapsın ya. Ülkede sağlıkta Allah'a şükür çok iyi yerlerdeyiz. Hı hı. O bulunduğu yerde canıyla uğraşan ailesi, kendi veya yakını hiç fark etmez. Birilerinin girip, hem de işgalci terörist yapının girip hastaneyi birbirine kattığını, kafa göz her yeri dağıttığını düşünsün. Yaşanan o. Ve hastane savaş suçu mu dersin, ondan sonra insanlık suçu mu dersin, her türlü alçaklığın yapılabileceği bir yer. Niye? Çünkü orası mabet ya. Yani vurulması yasak, dokunulması yasak. Orada artık aman dileyen, yani canıyla uğraşan, yaralısı varası ne varsa hepsinin barındığı bir yer. Ve Filistinlilerin sığınak, bir barınak olarak gördüğü, çaresizlerin sığındığı bir 3 yer. 3 bin yakın Filistinli orada sığınıyor. Hasta sayısı 2 bin küsür. Ha, niye personel sığınıyor? Var 600. Niye sığınıyor 3 bin tane Filistin? Diyor gidecek ki, yeri yok, güvenilir yer yok. İşte diyor ki, ya bu kadar da alçak olamazlar diyor ya. Yani oraya herhalde saldırmazlar. Bu kadar soysuz, bu kadar şerefsiz olamazlar diyor. Oraya herhalde dokunmazlar diyor. Bunlar da hayvan değil ya diyor. İnsan neticede. Hani zerre de kırıntı da olsa bir vicdan, bir ar damarı, bir... Bence hayvana da hakaret etmiş oluyor şimdi onu söyler. Ha. Hayvan kendisine saldırılmadığı sürece kimseye saldırmaz. Bak, kendisini koruma içgüdüsüyle savunur. Belgesel çok seyrederim ben. Avını avlayan aslan, kaplan neyse o canını teslim edene kadar dokunmuyor. Bak onda bile bir asalet var avında. Dediğim gibi bunlar Kur'an-ı Kerim'in ben en sevdiğim ayetlerinden biridir. Hayvandan aşağı. Belhum adal. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı aynen bunu söyledi. Heh. Grup toplantısında. Bir daha. Belhum adal. Evet. Bak. Hayvandan da aşağıdırlar. Ben bunu ilk okuduğumda Yüce Kitabı şöyle bir canlandırmaya çalıştım. Ne demek istedi acaba Yaradan? Hayvandan aşağı. Yani artık işin dip noktası. İşte bugünleri görünce daha iyi anlıyorsun onu, ne demek istediğini Yaradan'ın. Doğru. Dolayısıyla burada hastane, bak geçtiğimiz gün onunla bitireyim. R9X Hellfire diye bir roket. Anlatmışsındır sen muhtemelen ekranlarda. Şu delici, dönerli. Heh. Bir kesip roket. Parçalayan. Bir roket. Düşmeden şey yapıyor. Mühimmatı yok. Patlamıyor. Ses çıkarmıyor. Sadece güdümlü geliyor. Nerede var kalabalık, nefes alan, nabız atan burası. 6 tane bıçak birer metrelik, ninja diyorlar adına, etrafa saçılı veriyor, kan gövdeyi götürüyor, her şey paramparça, kesiyor, biçiyor ve hiçbir şey anlamıyorsun. Bir anda etrafında her yeri kesilmiş, kopmuş insan cesetleri. Bak o çığlıklar sosyal medyada duruyor. Ve bunu yapan umurunda? Hiç kimsenin, hiç kimsenin. Ve bunu yaparken adamlar zevk alıyor. İnsanlık şu an öldü. Zaten benim en çok üzüldüğüm nokta o. Orada sadece yıkılan, enkaz altında kalan, bombalanan sadece Filistinli kardeşlerimiz değil. O inşaatta, o duvarlar değil. İnsanlığı gömdüler. Şu an var ya, o Arap coğrafyası, elinde taş, sopa ne varsa, kazma kürek oraya... Ben açıkçası belki hani bu konuyu böyle bir virgülle kapatacağım. Devam ederiz. Şu Netanyahu çıkıp dedi ya hani, o koltuklarınızda oturun, oturduğunuz yerde. Sesinizi kesin. Doğru söyledi, onu söyleyeyim, doğru söyledi. Yani bu cümlelerin karşısında, yani şu Arap coğrafyasında
Arap ülkelerinin liderlerine sesleniyorum dedi özellikle. Hani orada İslam ülkelerinin liderleri demedi. Arap ülkelerinin liderlerine sesleniyorum. Yani bize petrolü, doğalgazı ve tür anlaşmaları yaptığımız. Ya bilmiyorum nasıl rahat uyuyorlar. Vicdanlarıyla herhalde. Mahşeri. Şimdi o duyguları taşıyan rahat uyumaz. Adam zaten... Hayır, mahşer günü nasıl? Dedin ya, siz mi anlattınız o ihtiyar amcanın? Evet. Siz ben mi? Dedim. Ha, ne demişti? Torununa, ümmet bizi. Torununa diyor. Resulullah'a gidince söyle diyor. Ümmet bizi ümmetin sattı. Ümmetin bizi sattı diyor. Dolayısıyla mahşer günü işte bakalım o koltukları varaklı bilmem işte o sarayları ama bulabilecekler. Mühim olan bu cehennemdeki ateşi dünyada yakmak. Yani ya, eğer... bir gün onlar da ölmeyecekler. İşte onu diyorum ya bir gün hepimiz ölmeyecekler. Yani diyelim ki muhteşem yaşıyor olsunlar. Bir gün ölmeyecekler mi? Demek ki bunların öte dünya inancı yok. Yani o koltuklarınızı korumak için. Evet evet işte o gerçekten ahirete inanmıyorlar. Rahatınızı bozmayın. Sesinizi kesin cümlesine bir Arap coğrafyasındaki ülkeden, liderden Netanyahu'ya cevap çıkmadı. Şunu çok net söyleyeyim öyle bitireyim. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bugün çıkıp İsrail'e terör devleti Netanyahu'ya da terör istiyorsa daha başka bunun şeyi ne olabilir? Karşılığı ne olabilir? Sadece şunu eklememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii devlet yönetiyor. Devlet aklı gerektiğinde başka türlü konuşmayı da gerektirir. Hı hı. Ama onun da yüreğinden geçen şeyi çok çok eskiye dayanan hukukumuz dolayısıyla tahmin edebiliyorum. Hamas Filistin halkının tek meşru temsilcisidir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız kendi kelimeleriyle, münasip bir dille söylüyor. Hı hı. Ama bütün o söylediklerinin toplamından çıkan şey de budur. Değil mi? Seçimi kazandı diyor, kabul etmediniz. Filistin'in tek meşru temsilcisi Hamas'tır. Hamas da bir terör örgütü değildir, bir örgüt değildir, bir siyasi partidir. Orada İsrail işgalcisine, soykırımcısına karşı direnenler de askeri güçlerdir. İzzettin el-Kassam Tugaylarıdırlar. Hı hı. O mücahitlerdir. Evet Hamas'a bağlıdırlar. Ama Hamas'la İzzettin el-Kassam Tugaylarını birbirinden ayırmak gerekiyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın anlayanlar için söylediği, Hamas üzerinden söylediği şey çok açıktır yani. Cüneyt, sandıktan çıkmıştır. Hı. Milli iradeyi temsil makamındadır. Dolayısıyla ben biraz da ileri giderek söylüyorum. Hamas'ın Filistin halkının tek meşru temsilcisi Hamas'tır. Filistin Kurtuluş Örgütü El-Fetih yönetimi değil, Hamas'tır. Şimdi bazı terimleri aslında özellikle üstüne düşmek lazım. Mesela İsrail-Hamas savaşı, İsrail-Hamas meselesi. Ya Filistin'i yok sayarak bilerek küçültülüyor. Hamas bir siyasi partidir, askeri kolu Kassam Tugaylarıdır ve El-Fetih denilen yapının başındaki Mahmut Abbas denilen kişi de Emlakçı Abbas'tır. Yani ülkesini satan ve oturup Amerika ile Batı'nın desteklediği, maaşını İsrail'in verdiği bir kişidir. Bir de o coğrafyan adını izleyenler bilsin diye söylüyorum. İngilizler koydular. Tarihte Filistin diye bir yeri yok. Yani o topraklar işgal edildikten sonra o coğrafyan adını Filistin diye koyanlar İngilizlerdir. Gazze olarak mı geçiyordu orası? Yani Gazze var, Kudüs var, Askalan var. Askalan var, evet. İşte Hayfa var. Yani zaten vilayetine bağlı. Yani Suriye, Şam. Bunlar iç içe olan yerler. Orası Kudüs. İngiliz işgalinden sonra coğrafya adı olarak Filistin. Evet. Dolayısıyla o bölgenin adını bile, Orta Doğu'nun adını bile İngilizler koymuşlardır. Neye göre Orta Doğu? Çünkü İngiltere dünyanın merkezinde kendine göre bir. Tabii. Dolayısıyla Filistin adını da, Ürdün adını da, Ürdün diye bir ülke yok tarihte. Irak diye bir ülke yok tarihte. Yani o Sykes-Picot bir İngiliz diplomatla bir Fransız diplomat oturuyorlar. Haritayı açıyorlar böyle. Bu ülkenin adı bu olsun. Üç vilayetten birleşsin. Suudi Arabistan Krallığı bu olsun. Ürdün'ün başına bu. Ve biz bugün kendi topraklarımız onlar bizim. Binlerce, yüzyıllarca yıl yönettiğimiz topraklar. Bizden lime lime ayırmışlar ve bugün kendi coğrafyamıza ilgisiz davranmamızı birilerimize sağlık veriyor. Yani Afrin'de ne işin var? Suriye'nin kuzeyinde ne işi var? Ama Amerika'nın ne işi var?
Uluslararası koalisyonun ne işi var? Amerikan donanmasının Doğu Akdeniz'de Gazze önlerinde ne işi var diye kimse sormuyor ama Türkiye'nin Gazze'de ne işi var? Ne işi var? Peki. Haftaya gene konuşuruz. Konuşacağız çünkü 40 günü geride bırakıyoruz. 40 günü geride bırakıyoruz. Fakat bu 40 gün kim ne derse de isterse orada artık Gazze'de bütün o mücahitleri yok etsinler, şehit etsinler. Büyük bir zaferdir. Bazen insan ölerek zafer kazanır. Şan kazanır. Yaşayarak aşağı zelil duruma düşersin. Ama ölerek şeref kazanırsın. 40 gündür İsrail gibi bir savaş makinesine, bütün bir Amerika'nın, Batı'nın desteklediği bir savaş makinesine direnebilen, korkmadan direnebilen, meydan okuyabilen, diz eğmeyen, boyun bükmeyen tek örgüt de İzzettin el-Kassam Tugaylarıdır. Bu zafer bile onlara yeter, bu şeref bile, bu şan bile onlara yeter. Onlar ölerek şeref kazanmanın ne demek olduğunu da İslam dünyasına göstermiş oldular. Yani. Doğru. Şimdi biraz siyasete geçelim isterseniz. Bugün baktığımızda CHP'de yeni bir dönem. Daha doğrusu bu hafta itibariyle o yeni dönem başladı. Hemen sizle başlayayım böyle 3'er 5'er dakika kısa kısa. Çünkü soracağım sorular çok fazla. İYİ Parti, Meral Akşener'le alakalı, İmamoğlu'yla alakalı. Sayın Metiner sizle başlayalım. Özgür Özel grup kürsüsündeydi. İlk grup toplantısındaydı. Vefa dileklerini iletti genel başkanım. Pardon anlayamadım. Vefalarını iletti. Ha, ya bizim boza içtiğimiz Vefa yok, semtinden yok. Bahsetme. Yani Vefa sadece bir semtin adı değil. Tamam. CHP için aynı zamanda grup toplantısında dedi ki genel yani bir önceki genel başkanımıza vefamızı her daim göstereceğiz dedi. Devrelim. Ona buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz dedi. Sonrasında konuşmasında gölge kabineden bahsetti. Ve ilk ziyaretimi Lefkoşa'ya ardından Bakü'ye sonra da Saraybosna'ya, Bosna Hersek'e yapacağım dedi. Yani bu Özgür Özel izleyebildiniz mi grup toplantısında hiç böyle sosyal medyada önünüze düştü mü, baktınız mı, merak ettiniz mi? Yani sonradan baktım yani Özgür Özel'in konuşmasını dinleme meraklısı değil, mecliste bile. Üç dönem beraber. Beraber çalıştınız evet. İyi tanıyorsunuz. Yani çok iyi tanırım. Yani ben CHP acıyorum. CHP gibi bir partinin başına çok kişiselleştirmeden gideyim. Yani ama 3-5 hafta öncesinde şunu demiştiniz. Vay CHP'nin haline yani, demiştiniz. Yani vay haline diyorum Özgür sadece. Yani yani Erdoğan bir dünya lideri dediğimizde dudak bükürlerdi ya. CHP'nin başına vay haline. Şimdi şey bir tarafa da bir istikamet değişikliği söz konusu kendilerine göre. Bir defa vefa kelimesini ağzına almasın. Bazı insanların ağızlarına bizim camiada da yani. Ya vefasızsan vefa. Siyasetin vefası olmaz. Sen deviriyorsun adamı. Siyaset acımaz. Onun sayesinde bir yere geldiğin adamı, lideri deviriyorsun. Ki kendisi de Baykal'ı devirdi zaten. O da Baykal'a gene vefa diyordu. Yani Kemal Bey ektiğini biçti eyvallah da. Kemal Bey de işte benim yol arkadaşlarım falan. Ya ne yol arkadaşlığı yani. Siyasette onlarca yol arkadaşı değiştirdi Kemal Bey yani. Birlikte yola çıktıklarını yarı yolda bıraktı. Başka yol arkadaşları edindi. Onları dışladı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendince yeni bir dış politika izlemeye çalışıyorum. Kendince? İşte Kıbrıs'a gideyim. İlk ziyaret. Bir tabii. Çünkü Kıbrıs'ta şeydi ya Maraş niye açıldı? Hatta tabii. Neredeyse niye cumhuriyet ilan ettik bile. İşte Karabağ konusunda işte o eski büyükelçi baş danışmanın söylediği cihatçı grupları Türkiye destekliyor silah. Diye. Sanki günah işlemişiz yani biz cihatçı grupları taşımadık ama zaten cihat ruhuyla insanlar orada vuruşuyorlardı. Türkiye'de sonuna kadar o savaşın bir parçasıydı. Peki Bosna Hersek? Bosna Hersek konusunda da aynı şey. Bu Müslüman dünyanın duyarlılığını. Bir de kendi algısı Avrupa var ya. Avrupa içinde tek Müslüman ülke diyebiliriz hani. Yani ülke değil aslında. Ülke değil, bu, evet, keşke doğru. Ülke olsaydı. Bir değişik bir yönetim yani şekli var Bosna, orada. Onu Hırvatistan bağımsız bir devlet ama Bosna Hersek'in şu an siyasal statüsü yok. Belli değil yani. Şimdi orada şey yani bir Kur'an kursları, ortaçağ zihniyeti vesaire o algıyı değiştirmeye çalışıyor. Dış politikasını kendine göre yeni bir eksene oturtmaya çalışıyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben Özgür Özel'li CHP'nin Kılıçdaroğlu CHP'sinden çok daha anlamlı ve değerli olduğuna inanmıyorum. Bir değişim olduğu, bir yenilik olduğu kanaatinde değilim. Evet yeni isimler var. Kamuoyunun duymadığı yeni isimler var. Ama
bir CHP'de yenileşme, bir değişim olacağı kanaatinde değilim. Çünkü CHP'nin ideolojik genleri değişmeye müsait değil. Bu arada CHP yani grup... siyasal ortodoksi bir anlayışla, yani fabrika ayarlarımıza döneceğiz diyor. Ne demek yani? Fabrika ayarlarına dönmek ne demek? Ben hep merak etmişimdir. Aynı şeyi AK Parti için de söylediklerinde de karşı çıkmıştım. Yani fabrika ayarlarına dönmek ne demek? Diyelim ki ben şöyle bir şey ekleyeyim yani. AK Parti 2001'de kuruldu. Hı hı. 2001'in Türkiye'siyle 2023'ün Türkiye'si aynı mı ya? AK Parti de değişmek zorunda. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, insanların siyasal algıları değişiyor. AK Parti'nin değişmemesi mümkün mü yani? Bence Türkiye'de değişmeyen tek şey CHP. Şöyle bir şey Türkiye'de var. Türkiye'de değişmeyecek olan da tek parti CHP'dir. Evet. Asla değişmez. Değişmediği için de devam iktidara edin. Gelemez. Şeye baktım. Bu o ilk grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na imza veren 90 küsur milletvekili vardı. Hepsi kalktı, alkışladı. Yani CHP'de bir değişim içinde, CHP'de bir değişim istiyorsa bu kolay olmayacak gibi. Yani Kılıçdaroğlu'nda 90 küsür, yani 110 küsür milletvekili var. 96'sı ya da 97'si şey, Kılıçdaroğlu'na imza verdi biliyorsunuz. Şimdi akıllı siyasetçi şunu yapar. Özgür Özel şu an onu yapıyor. Ya protesto edebilir miydi? Yani Barış Yarkadaş gibiler de dahil. Ya burası sizin partiniz zaten. Yani tamam Kemal Bey'i desteklemiş olabilirsiniz ama buyurun gelin, her türlü görevde size layık görürüm. Sizin evinizdir. Yani benim davet etmeme bile gerek yok. Bunlara da onurlu bir dönüş güya sağlamak için. Bunlar da diyecekler ki evet biz Kılıçdaroğlu'nu destekledik ama siyasetteki söyledi, baba evine dönün bak, diye. Siyasetteki o dönüş hep böyle yapılır. Ama bizim için aslında zaten CHP'nin iktidarıdır. CHP'nin başarısıdır. Davamızdır vesaire. Dolayısıyla biz genel başkanım Özgür Özel sensin artık. Senin arkandayız. Senin emrindeyiz. Bize ne görev verirsen. Birileri de zanneder ki bu lider aslında bunu içine almakla çok kurnaz bir siyasettir. Bu onlar aslında içine çekerek itibarsızlaştırıyor. Onların aslında kral öldü yaşasın kral diyen, siyaset için her yerde her şekilde bulunabilecek insanlar olduğunu göstermeye çalışırlar. Kendi liderliklerini pekiştirmek için otoriterlerini kurur. Diğerleri de zaten mecbur ve mahkumdurlar. Böyle bir çağrı beklerler. Siyasetin doğasında var. Bu sefer de nasıl derler? Zaten genel başkanım bize çağrıda bulundu. Biz zaten CHP için varız. CHP'nin davası için varız. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun olmasını istiyorduk ama artık bizim genel başkanımız, liderimiz Özgür Özel, partimizin başarısı için ne lazımsa yaparız derler. Ve de birdenbire kahraman olurlar sözüm ona. Siyaset biraz da bu. Peki. Benim anladığım yani, siyaset. Yani. Özgür Özel'le CHP'de yeni bir dönem başladı. Özgür Özel'in geliş şekli mesela de bir hikaye. Benim yapmadığım, yapamayacağım tek siyaset bu. Diyelim ki Tayyip, ben diyorum ki ben Erdoğan'dan dolayı AK Parti'yi destekliyorum. Erdoğan hayattayken AK Parti diyelim ki X kişinin elinde olmuş olsaydı ben o AK Partili olmazdım. Anladım. Şimdi bazıları diyor ki ya biz AK Partiliyiz. Bunu anlayamıyor. Ya her şey makam mevkiden ibaret değil Cüneyt ya. Doğru. Katılıyorum yani, size. Kesinlikle katılıyorum. Diyelim ki Ahmet Davutoğlu kişiselleştirerek gideyim. Reisi tasfiye etseydi. Güç yitirip tasfiye etseydi. Bak kalıbımı basarak söylüyorum. Çünkü genel başkanken de, başbakanken de kimlerin karşısında nasıl arz endam ettiklerini bildiğim için söylüyorum. Hı hı. Reisi gömerlerdi ya. Bizim AKTA parti davamızdır derlerdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bence mizacı yapısı buna fırsat vermeyecek. Yani hani bak o ben başka bir şey söylüyorum. Anladım anladım. Yani olsaydı bak, aynı biz, şey olurdu. Biz o günde reisçiydik. Bugün de reisçiyiz. Hiçbir makamımız, mevkimiz olmadı. Talip de değiliz. 2019'da aktif siyaseti bıraktık. Herkesten daha fazla sahadayız, çalışıyoruz. Hiçbir beklentimiz yok, hiçbir talebimiz yok. Hiçbir makama da talip değiliz bu saatten sonra. Bunu da ilan edecek kadar da açık yürekliyiz. Ama emin ol ki reisin ayağı sürseydi, bu son seçimde bile reisin kazara ayağı sürseydi, kaybetseydi var ya. Kılıçdaroğlu gibi. Sayın Cumhurbaşkanı. Ya Kılıçdaroğlu'nun başına gelen bin katı reisin başına getirilir. Peki. Reklama gitmeden böyle önce, siyaset böyle bir şey. Reklama gitmeden önce Coşkun Başbuğ'a da sözü vereyim. Özgür Özel'i nasıl buldunuz? Yani ilk grup toplantısı. Heyecanlı. O hançer mançer. Aslında şöyle diyeyim. Deniz Baykal'la birlikte Deniz Baykal'ın gelişi ve gidişi bir hikayeydi. Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve gidişi de CHP adında özelinde yani film de olur bence. Her şeyle 13 seçime girip kazanamayan
işte aday olacağım, sonra olmayacağım, sonra aday olacağım deyip CHP Genel Başkanı olan, sonrasında da koltuğu bırakmama konusunda ısrar eden ama hançerlendim diyerek CHP'ye veda eden bir Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de vefayla başladı CHP'deki hikayesine. Nasıl biter? Onu tabii Allah bilir ama buyurun. İşte Kılıçdaroğlu'nun teşhis... Ya da CHP'liler bilir. Kılıçdaroğlu'nun teşhis doğru. Hançerlendi gitti. Ama Mehmet abinin ifade ettiği gibi ettiğini buldu. Yani sen değil miydin? Kumpasla geldi. Sen nasıl geldiyse öyle gitti tabii. Yani. Bu dünya etme bulma dünyası niye derler? Bizim ataların hiç bir tane boş sözü yok. Ne ektiysen onu biçeceksin. Hançerlediysen hançerleneceksin. Sonra çıkıp ağlamayacaksın hançerlendim diye. Sen büyüttün elinle, sen getirdin oralara ve aynı kişi de onun sayesinde oralara geldi. O da ayrı bir konu. Hı hı. Yani ben şimdi fıtratımda, tabiatımda öyle bir ihanet olmadığı için düşünemiyorum. Yani biri beni böyle üst yerlere, payaya getirecek. O getiren kişi ben dönüp arkasından hançerleyeceğim. Benim kitabımda yok bu. Onun için kabullenmekte de zorlanıyorum. Aynen. Ama zaten olması gereken de bizim verdiğimiz tepki. Yani adam gibi adam, insan gibi insan bunu yapar. E şimdi Özgür Özel, Özel Özgür diyorum ben ona, bilirsin. Niye? Hep, Özel hazırlanmış bunlar için. Ha. Ve bir projenin devamı. Şimdi yeni okula başlayan bir çocuğun heyecanını görüyorum ben onda. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ve hani o projenin aslında devam ettiği de arkadan bir suflenin olduğunu çok rahat görebiliyorsun. İmamoğlu geldiğinde de ben aynı şeyleri söylemiştim. İmamoğlu da birinci gün bu belediye başkan adayı diye sahneye sürüldüğünde bir proje işliyor demiştim. Hatta şöyle de bir başlık açtım anlamaları için dinleyenlerin, izleyenlerin. Hani Cumhurbaşkanı'nın bana göre eleştirilecek en ufak tarafı yok ama bazı akıllar eleştiriyorlar ya, hı hı. O hani artı eksi bir karne tutacaksan eksileri artı yap, bindir proje İmamoğlu. O zaman ben size bir şerh koyayım. Hani belki bizi izleyen, aynı şekilde düşünmeyen izleyeceğimiz adına. Ya siyaset zaten proje işi. Elbette bir proje olarak siyaset. Şimdi şöyle. Yani şimdi siz Meral Akşener'e proje. Projeyi, Özgür Özel'e proje. Projeyi, her şeye proje ben, dersin. Ben masanın tamamı proje diyor. Yani aylar kendi görüşün değil. Hani bu bakış açısıyla değerlendirir bak, açısından. Projeyi kendin üretirsin. Hı-hı. Dediğin doğru. Siyaset bir manevra alanıdır. Nasıl bir proje o satranç zaman? Satranç üretim. Kimin projesi? Ha, Batı'nın. Batı'nın. Hı-hı. Şimdi dikkat et başladığı yerler. Bak. Kavala ve değil mi oradan? Ha, başladığı yerlere dikkat selam et. Selam gönderdi. Verdiği selamlar. Ne değiştin sen Kılıçdaroğlu'ndan? Yani şunu çıkıp dedin mi? Kardeşim Kılıçdaroğlu tamam iyi güzel büyüğümüzdü. Partimizin başkanıydı ama şu yönleri yanlıştı. Doğru olan da buydu. Parti olarak biz bu çizgiye geleceğiz. Özgür Özel deseydi ki selam olsun Lefkoşa'ya, Bakü'ye, Saraybosna'ya deseydi daha başka bir şey. Ha, gene ben samimiyetini sorgulardım da o ayrı mesele ama zaten dedi o dediğini. Yok ziyaret edeceğim. Ha, şimdi bak o ziyaretler boşa ziyaretler değil. Biri diyor ki Tayyip Erdoğan ne yapıyorsa aynısını yapacağız diyor. Öyle bir akıl işliyor. Nedir burada usul? Cumhurbaşkanı tesadüfen adım atmaz. Yani ilk daha çağırdığı devlet başkanları, ilk daha tekrar seçimi kazandığı ziyaret ettiği ülkeler hep bir anlam taşıyor. Şimdi aynı yolu izleyerek demek istiyor ki o, bizim de işte farkımız yok. Biz de Kıbrıs'ı gözetiyoruz. Biz de Azerbaycan'ı kucaklıyoruz. Ya senin içindeki o partinin adamı çıkıp da cihatçıları götürüyorlar. Ermeniler haklı, Rumlar haklı dediğinde gıkın çıkmadı senin. Bana ne anlatıyorsun sen? Tek bir laf etmedin. Ben eğer Özgür Özel'sem, bir iradem, bir onurum, bir duruşum varsa o gün var ya partinin kapısını basar Kılıçdaroğlu'na. Ya bu adamı tasfiye edeceksiniz ya beni. Yani reklama şey, gireceğim birkaç dakika aynı içinde. Aynı şeyi içimizdekiler de yapmadı. Gelen gideni aratır mı diye bir söz vardır. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu aratır aratacak mı? Aratacak. Aratacak. Siz hiç kesinlikle. Çok uğraşacağız. Politik düşüncesiyle mi yoksa temsil daha... temsil kabiliyetiyle, donanımıyla, tarzıyla tabii ki aratacak. Peki. Şimdi yani Kemal Bey'le şahsen Özgür Özel'i mukayese etmek Kemal Bey'e haksızlık olur yani. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları zaten ortadaydı. Hı hı. Şimdi orada artık aldığı not ve bir oturmuş karakter vardı. Şimdi Özgür Özel öyle değil. Yeni hamle, yeni kan, yeni taze soluk filan diye o rüzgarda ya şey neresi mi? Yeni ya? Şöyle öyle diyorlar. Ama yok. Genel başkanlık ya da Türkiye'de ana muhalefet lideri, lider demeyeyim, ana muhalefetin başında hani tam toy mu desek, siyasi anlamda toyluk mu diyeyim. Az önce bir cümle kurdum. Okula yeni başlayan çocuğun. Ben açıkçası evet. Yani siyasi anlamda ben bir toy
belki hani sözüm belki bir şeyleri aşmış olabilir ama böyle düşünüyorum ben açıkçası. Ya toylukla, gençlikle alakası yok. Siyaset onunla. Tayyip Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı oradan kaç yaşındaydı? Ay yaşa değil. Ama hareketlere bakarak. Tabii kullanılan şimdi. Tabii toylukla. Orada ya Özgür Özel de öyle. Tabandan geliyor. Ama tabandan geliyor. Şey değil ya. Uzaydan gelen bir Cüneyt'in değil. Cüneyt'in kastettiği yani, şey değil. Fiziki yaş değil. Değil. Yani ya, siyasi akıl yaşı. Anlamışsın. Yani anladım. Siyaset ya ben de eklemek evet. için yani yaşla alakalı değil. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Cumhurbaşkanı seçildiğinde kaç yaşındaydı? Siyasi toyluk başka bir şey. Evet, 65 yaşına gelirse ama o siyasi tecrübeyi sergileyemez mesela. Yani katil Demirtaş'a verdiği selam, gönderdiği merhabalarla zaten rengini veren bir Özgür Özel ağzıyla kuş tutsa ben de aynı. Tamam, dönüşü 2 dakikalık bir ara diyoruz. Dönüşü 20 dakikamız daha var. Yine konuşacağımız meseleler olacak. Mehmet Metiner ve Coşkun Başbuğ'la konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Siyaseti konuşuyorduk. Sayın Metiner şöyle yapalım, hızlı hızlı gidelim. İyi Parti'ye de bir değinelim. İyi Parti'de istifalar var. AK Parti'ye geçen bir isim çok konuşuldu geçen hafta ama İyi Parti'de sular durulmuyor. Yani durulmayacak. Ve hatta istifaların başka istifalarında gelebileceği belirtiliyor. Kesinlikle. Sıkıntı ne, sebep ne yani, İyi Parti'de? İyi Parti'nin kıblesi belli değil, istikameti belli değil. Genel Başkan toparlayıcı değil, liderlik sorunu var. İki, şeyi yok, siyasi istikameti belli değil, yörüngesi belli değil. Yani konjüktüre göre yelken, rüzgara göre yelken almaya çalışan bir geminin kaptanı son derece böyle agresif. Yani böyle adam harcamakta üstüne yok. Yani bir yanda tutuyor, ondan sonra yani çok ciddi bir sorun var. Peki, bu istifalar devam edecek, bak göreceksiniz. Şey mi acaba, Sayın Şener'in bu istifalar öncesinde sürekli ittifaka kapıyı kapatıp her ilde biz adaylarımız için bunun şey yansıması mı yoksa? O faktör hayır sıfır. Meral Akşener'in istifası hayır sıfır değil. Onunla alakalı ama o tabii CHP'ye geçmeye niyetli olanların bu kılıfla kendilerini pazarlama stratejileri. Yani diyelim ki Bahadır Erdem bu gerekçeyle. Halbuki Bahadır Erdem Akşener marifetiyle geldi. Evet. Hiç de siyaseten karşılığı olmadığı halde genel başkan yardımcılığına getirildi. Fakat son kongrede sistem dışı kaldı. Yönetim dışı kaldı. Onun getirdiği bir rahatsızlık var. Hem beni getiriyorsun, siyasete sokuyorsun, temsil makamına oturtuyorsun hem de beni devre dışı bırakıyorsun. Şimdi bunu rahatsızlığını neyle kılıflayacak? Konjonktüre göre İyi Parti'nin rotasını belirlemeye çalışanlar mı şu an istifa ediyor? Tabii yani, ya da Meral Hanım onlardan mı kurtuluyor diyelim? Nasıl? Yani Meral Hanım ya gene işte kişiselleşecek de ya yönetim krizi var. Anladım. Ve partiyi yönetemiyor şu anda. Meral Hanım çok rahatlıkla insan harcayan, vefa gösterisi altında, böyle sahiplenme gösterisi altında çok rahatlıkla hazırlayan bir liderlik şeyi. Bir de hakikaten siyasi istikameti belli değil. Umdukları başarıyı şey yapmaz. Siyaset biraz güç işidir. İyi Parti'nin. Milliyetçimizsin, ülkücümüzsün, Atatürkçümüzsün, Cumhuriyetçimizsin. Bu ittifaktan dolayı rahatsız olanlar var. Ama esas onlar da makamlara gelmediği için rahatsızlıklarını bu şekilde kılıflıyorlar. Ben daha çok şeye doğru bir yönelim. Bir kısmının AK Parti'ye kayacağı, bir kısmının MHP'ye, bazılarını da CHP'ye kayacağı. CHP'ye. Ve ben son tahlilde eğer yerel seçimlerde İyi Parti çok ciddi bir siyasi yenilgiyle karşı karşıya kalırsa ki onu gösteriyor, göstergeler onu gösteriyor. Ben İyi Parti'nin kısa bir süre içerisinde dağılacağı kanaatindeyim. Peki Özgür Özel ve Meral Akşener'in kimyası tutar mı? Tutmaz yani. Tutmaz ama zaten kimyası tutmayanları bir masada topladılar yani. Sonra Meral Hanım biliyorsunuz o masayı terk etti. Sonra tekrar oturdu. Hayır şu açıdan diyorum. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu çok merkez sağcı böyle o tarafa kaydın diye eleştiriyordu. Şimdi Özgür Özel ittifaka gider mi Meral Akşener? Gider. Kendisi eleştiriyordu Kılıçdaroğlu'nu. Yani Özgür Özel... Çok merkezci oldun, çok merkez sağ milliyetçi işte, söylemler. Meral Akşener merkez sağda mı kendini konumlandırıyor? Ya işte öyle hani... Şey bilmiyorum yani ben hakikaten şu an İyi Parti'yi tanımlamakta zorlanıyorum. Yani... Biliyorum ben bunu söylediğim için hemen sosyal medyadaki trolleri bana saldıracaklar. Gerçekten haksızlık etmek için söylemiyorum İyi bunu. İyi Parti neyi temsil ediyor? Ben şu an İyi Parti'yi bir yere oturtamıyorum. İdeolojik rotasını bilemiyorum. Milliyetçi muhafazakar mı? Merkez sağda bir parti mi?
kitlelere açılmak isteyen... Mesela Zafer Partisi diye sorsam bir yere koyarsınız. Zafer, dersiniz tabii, ki tabii, tabii. Irkçılık yapıyor. Yo, ben bu farklı kelimelerle tanımlarım işte, ama Zafer Partisi'ni bir yere oturtabilirim. MHP'yi zaten kendi oturttuğu yer çok değerli bir yer. AK Parti'nin durduğu yer belli. CHP'nin durduğu yer belli. Belli, şu an belli. Ama Meral Akşener'in İYİ Parti'nin hala neye, siyasete neye tekabül ettiğini ve ne yapmak istediğini anlayabilmiş değilim. Gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum. O yüzden komutanım, ben parlamento grubunda da çok ciddi çözülmeler olacağını varsayıyorum. Başka istifalar olur diyorsun. Başka istifalar olur. Bir kısmı AK Parti'ye geçer. Bir kısmı belki MHP'ye gider. Tabanda da çözülmeler olur. Ama esas çözülme yerel seçimlerde bir siyasi hezimetle karşı karşıya kalındığında başlar ve belki de ondan sonra da olağanüstü kongre çağrıları başlar. Meral Akşener'in liderliğiyle artık bir yere gidilemeyeceği, yani Kılıçdaroğlu'nun başına gelen getirilen şey Meral Hanım'ın da başına gelebilir diye düşünüyorum. Komutanıma döneyim, belki hani İYİ Parti'yi değerlendirmek adına bir de Özgür Özel'le CHP'nin arkasında Özgür Özel genel başkan ama arkada lider Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla burada hani İYİ Parti ile ittifak hususunda Özgür Özel'den çok Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği ya da nasıl bir yön vereceği daha çok merak ediliyor. Ya da orada ittifakı kuracak olan İmamoğlu deniliyor. Katılır şimdi, mısınız? Şöyle kısmen katılırım. Burada az önce atladık. Hep Özgür Özel üzerinden işi okuduk da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi delegasyonlarında hatta öne gelen, öne çıkan siyasi isimlerinde yapılan o kurultayda paraların döndüğü, bir takım ihale, makam gibi vaatlerin etrafta yağmur gibi yani uçuştuğu 300-400 milyon söyledi. TL'den bahsediliyor. Hani iddialar o yönde. Bak şimdi ben bir tane okuyayım size. Şimdi bu iddialar öyle yenilir yutulur gibi değil. Yani bunun Özgür Özel nasıl altından kalkar veya ne söyler bilinmez ama hani ben şunu görüyorum, bu iddialar zaten günler öncesinden ayyuka çıkmıştı. Ve 107 herhalde oy. Sabah oy veriyor Kılıçdaroğlu'na ve bir anda o 107 oy dönüyor. Bunu kimse 700 küsur. İşte yani rakam tamamlanıyor, aradaki fark 107. Bunu kimse izah edemez. Yani 3-5 saatte vahiy gelmediğine göre bu neye göre değişti? Bunun cevabı yok. Bak birisi şöyle yazıyor. Diyor ki bu kurultay İstanbul Büyükşehir Belediye başta bir belediyeler savaşına da sahne oluyor diyor. Sadece İstanbul İl Kongresi'nde 300 milyon dağıtıldığı, iş, kadro, vaat edildiği konuşuldu. Nitekim İmamoğlu salonda mekanın sahibi gibi davranıyor. Gerçekten sol veya sosyal demokrat partide böyle şeyler olmaz diyor. Kim bunu diyen? Hüseyin Aygün. Sosyal medyada hesabından paylaşmış. Bu çok anlamlı değil ya. Şimdi i̇ddia, şöyle. İddia yani. Bunlar iddia yani. Tespit edilmiş. Tabii. Bir de bu CHP eleştirirken bizim kullanacağımız argümanlar olmamalı. Ben iddiayı dillendiriyorum. Zaten illa böyle oldu demiyorum. Diyelim ki şu an Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar da, belediye başkanları da harcamadılar mı yani? Tabii canım. Yani bu laf yani. Diyelim ki destekleyen belediye başkanları da delegelere bu tür vaatlerde bulunmadılar mı? Bir takım hep olan şeyler yani dediğin gibi ama hani boyutu, miktarı vesaire bilmiyoruz. Ama benim hissettiğim şu, burada hani esas arka planda dükkan sahibi İmamoğlu gibi duruyor. Yani gelecekte İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı, Özgür Özel de partinin başına başkan denklemi yabana atılmasın. Şimdi İYİ Parti'ye gelince, İYİ Parti'nin içerisinde zaten yola çıkılan kadrodan bir tanesi kalmadı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte yaptığı, dönüştü dediğimiz, bütün o kadroların tasfiye edildi dediğimiz süreç şu an İYİ Parti'de yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ismini vermeyeyim, cevap hakkı doğmasın. İYİ Parti'nin öne çıkan isimlerinden biri, geçmiş eski siyasetçi hayatı da olan bir kişiyle yayında böyle karşılaştık. Onu sormuştum. Dedim İYİ Parti'den neden ayrıldınız? Yani uyumsuz olan ne? Bizim dedi yola çıktığımız idealler bunlar değildi dedi. İdeoloji bu değil dedi. Şimdi Mehmet abinin az önce çizdiği tablo. Yani İYİ Parti'nin öngöremiyorum diyor ya. Mehmet abi burada öngöremesi çok normal. Çünkü olmayan şeyi öngöremezsin. Yani İYİ Parti'de şu an herhangi bir siyaset uygulandığı kanaatine değilim. Bakıyorsun sağda, bakıyorsun solda. Bakıyorsun radikal, bakıyorsun muhafazakar. Yani nereye gittiğini bilmez bir yapı durumunda.
ve bundan dolayı tek tek kaybetti. İlk yola çıktığı kadroları hatırlayın. İçinde emekli askerlerin, emekli siyasetçilerin olduğu bir yapıydı. Ve şu söylemi ben hiç unutmam. Parti başkanına dönüp yani bu ithamlar yapıldı, FETÖ'cü kadrolar doluştu diye. O da yanındaki bir emekli askere dedi ki FETÖ doldu deniyor. Ne diyorsun bizim partimiz için? Sıkar biraz abla dedi. Yani bizim parti öyle şeyler olmaz. O diyenlerin hiçbiri yok şu an. Ben Yavuz Bey'i çok severim. Takdir de ederim. O da bir parti kuracakmış galiba. Ağır Alioğlu. Onunla ben ilk daha istifa ettiğimde bir sohbet imkanımız oldu. Aslında dedi parti içerisinde bir gelen dip dalga var. Ama dedi şu an onlar dedi ortalığa çıkmadı. Biz de hatırlarsan dedik ki daha önceki siyaseten yaptığımız değerlendirmelerde genel seçimler bitsin. Yerel seçimlere kadar böyle bir sancılı dönem geçecek. Hani hala orada bir beklentisi olanlar, konuşması gerekenler konuşmayacak ama yerel seçimlerden sonra fırtınalar kopacak demiştik. İyi Parti dayanamadı. Onun öncesinde fırtınalar kopmaya başladı. Ha başka sahipler olur. Yani bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmenin bir kan değişikliğinden sonra daha kendisi için hayırlı olacağını düşünüp oraya bir yavaş yavaş zemin hazırlıyor olabilir. Yani bunları ben siyaseten komple çekileceği kanaatinde değilim. Ama neticede İyi Parti'nin çok kan kaybettiği ve etrafa bakıldığı zaman yola ilk çıkılan takımdan kimsenin kalmadığını rahatlıkla görebilirsin. Ha, Meral Akşener'in umuru mu veya hani çok umursadığı bir konu mu? Ben şu ana kadar öyle bir hava görmedim. Ha, şimdi Meral Akşener'in çok iddialı söylemleriyle karşılaştık yerel seçimlerle ilgili. Herkes kendi alanında kendi partisiyle girecek seçimlere de denildi. Daha görüşmediler mesela. Özel Akşener daha... Ha, ben zaten kim başkan seçilir seçilsin Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep şunu söylemiştim hatırlarsan. Asla böyle bir yola gitmeyecekler. O masanın seçim günü yaklaştıkça bir anda yan yana geldiğini göreceğiz. Ve el ele vererek seçime birlikte girecekler demiştim. Çünkü matematik olarak kazanma şansları asla yok. Yani istediğin kadar kan değiştir, yeni tazele. Ben Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız var, onlarla da konuşuyorum. Ne değişti diyorum, ne şey aldınız? Bizim için bir şey değişmedi diyor gülerek. Çünkü biz diyor esastan savrulduk. Yani temel değerlerde biz bambaşka yerlerdeyiz. Oralarda aynı sözler, aynı cümleler kullanılacaksa, aynı noktada biz devam edeceksek yol almaya ne anladım diyor. Kılıçdaroğlu peki gitmiş, Özgür doğru. Özel gelmiş. Meral Akşener için siyaseten yerel seçime doğru giderken daha zorlu günler bekliyor. Hem partisi adına hem ittifakta olacak mı olmayacak mı? Bunu göreceğiz. Sayın Metiner. Evet. Baykal, Kılıçdaroğlu, Özel ve sonrasında da Özel ve İmamoğlu arasında da yine bir şey bir olacak. Hançer vakası. Bir kardeşlik hukuku dendi ya aramızda bir kardeşlik hukuku. Baba oğul hukuku işe yaramadı yani. Kardeşlik abla kardeş hukuku, vardı. Yani siyasette kardeşlik hukuku davası olan siyasi insanlar için. Siyasi projeksiyon şöyle bir 3 yıl sonrasını bir düşün ne olur. Şöyle olur. Özgür Özel şöyle İmamoğlu. Olur. Bir davası olanların kardeşlik hukuku olur. Sadece ve yalnızca bir siyasal partiyseniz gücü eksen alırsınız. Gücünüz olduğu sürece asla dağılmazsınız. Kimse de etrafınızdan çekilmez. 3 CHP bu anlamda bir dava partisi değil. Şu an onun da ideolojik rotası belli değil. Yani temel değerler dediği nedir? Kurucu felsefe dediği nedir? Altı oku yeniden mi tanımlamaktır? Olduğu gibi kabul etmek midir? Olduğu gibi kabul edeceklerse bu 2023 Türkiye'sini 1930 yıllara döndürmektir. Yani bu siyasal zihniyetle 2023'ü... Atatürk'ün CHP'si yapacağız dedi Özgür Özel. Atatürk'ün CHP'si olmaz ya. Bu anakronik bir şey. Demek yani ki Kılıçdaroğlu döneminde o yokmuş. Şimdi Atatürk bugün yaşıyor olsaydı farklı bir şey yapardı yani. Böyle düşünmek lazım yani. Değişim budur, yenilik budur yani. Atatürk'ü bir döneme bir oraya dönemle sıkıştırıp oradan buranın siyasi okumasını yapmak. Atatürk'ün partisi peki İsmet Ünlü'yü ne yapacaklar? Şimdi dolayısıyla 3 yıl sonrası şöyle olur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu kaybederse ki kaybedeceği bana göre kesin. Ben İmamoğlu'nun bütün gücünü kaybedeceği kanaatindeyim. Şu an aldığı güç Büyükşehir Belediye Başkanlığı gücüdür. Orada siyasetin yeniden karılacağı konusundayım. Bu durumda da gücünü kaybeden bir İmamoğlu'nu Özgür Özel ve ekibi asla ciddiye almaz. Dışarıdan eğer CHP içinde bir iktidar kavgası başlarsa İmamoğlu ile Özgür Özel arasında başlar ve ben bu kavgada da
artık Büyükşehir Belediye Başkanlığı vasfını yitirmiş, o ekonomik siyasi gücünü de kaybetmiş bir İmamoğlu'nun Özgür Özel Peki. karşısında sansür olabileceğini zannetmiyorum. Ama CHP içindeki kavga bundan sonra İmamoğlu'yla Özgür Özel evet. arasındadır. Yani ben de açıkçası sizin gibi düşünüyorum. Bitirmeden önce komutanım, bu boykot demişsiniz Troy'la alakalı. Belki bir cümle alayım. Yani bitireceğim şimdi, çünkü programı. Şöyle, hani, bir de kayınbaban orada, için, evet, kayınpederin onu, için mesela başsağlığı diliyoruz. Muhterem eşine başsağlığı sağ diliyoruz. Sağ olun. Evet, Coşkun Başbuğ'un kayınbabası akşam saatlerinde Allah nur içine yatırsın. Vefat etti. Yarın, İsmini de yad edelim merhumun. Erol test çalışır. Allah nur içine yatırsın. Başınız sağ olsun. Yarın inşallah öğleden sonra yani son görevimizi yapacağız. Tabii burada... Hani işte önce vatan lafı vardır ya, hı hı. tecelli ettiği anlar. Hemen gitmedik. Dedik ki ne anlatırsak kârdır diye kaldık. Faydası olduysa ne mutlu, ama bir konuda daha gene hatırlatmada bulunmakta fayda hı hı. var. Boykot olayı var. Dünya geneli o kadar çok etkili ki bu küresel çeteye karşı bu boykot hadisesi. Hı hı. Dünyanın her devletinde şu an ciddi boykot var. Mesela ismini anmayalım, reklama girmesin, bir kahve. İngiltere'de, Londra'da, ben de hala arşivde sakladım. Bomboş. Bomboş. İngilizler görüntüsünü çekmiş, karşısında slogan atıyorlar ve boykot ediyorlar. Yine bizde kredi kartlarının altında firmalar var. Hı hı. Şimdi bu firmalar her dükkanın ortağı. Her Tabii. aldığımız alışverişte %3-5 komisyon Tabii. direkt oraya gidiyor. Evet. Bunu önlemenin yolu ne? Troy, yerli kredi kartı. Buna başvurmak. Para içeride kalsın. Heh, para ülkemizde kalsın. Hem de oraya değirmenle su taşımayalım. 24 milyon 24 demiştim. Milyon evet. Kişi 24 milyon Troy'a geçmiş. Onurlu Türk vatandaşı aslanlar gibi gitmiş. Al bunu iptal ediyorum demiş. Ben bu değirmene su taşımayacağım. Bana milli kartımı ver. Peki bankamatik Troy. Kartları da değişebiliyor mu? Tabii tabii değişebiliyor. Hepsi Troy yani kredi kartı ya orada mesela kullanmayanlarda o şey yok var. Da. Troy yerli. Yani evet. bu ülke ya sınırları içerisinde. Ben kredi kartı kullanmadığım için. İşte, şöyle söyleyelim. O Troy'la alışverişini yaptığınızda o işte dedi ya mesela 300 liralık kalıyor. Bir alışveriş. Orada kesilen diyelim ki 10 liralık 15 liralık şey dışarıya gidiyordu bu küresel dediği şirketlere, çetelere, İsrail'e destek veren şirketlere gidiyordu. Troy sayesinde o 300 lira Türkiye'de kalıyor. O zaman bu protestoyu evet. anlamlı bir zemine oturtmak lazım. Bunu da hatırlatmış olalım. İyi oldu. 24 milyon dedi ya Cüneyt. Şu an öyle bir indirime gitmişler ki o kartlardan kaçış olmasın diye. Tabii. İşte ismini anmayayım herhalde ticari şeyi evet, var. Evet, o an yani ismini anladığınız kartların altında yazan işte bilmem ne kart bilmem ne kart denilen şöyle, yerler. Şöyle kampanyalar vesaire diyor. %20 indirim bu karttan alırsan %25 indirim. Neredeydiniz tıpkı ya bu vakte kadar? İsrail'de olduğu gibi işte deterjan. Heh. 300 liralık deterjan 100 liraya inmiş Heh. Gibi. Neredeydin bu vakte kadar? Peki Kanun bunu emrimi. Hatırlatmak da iyi oldu Coşkun Başbuğ. Bir kez daha başınız sağ olsun. Merhaba, nurlar içinde yatsın. Mehmet Metin'e teşekkür ediyorum. Gazze'ye selam. Evet. Hamas'a Mücadeleye, selam. Mücadeleye, direnişe devam. Mücahitlere selam. Peki. Coşkun Başbuğ teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeniden konuşmak lazım da görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.